Bundan delili yok. Ya yanlışsa ne olacak? Ya istismar edilirse ne olacak? Sorgusu sualsiz hoca onu dediyse doğrudur. Yani çok fazla cemaatlerin çoğunda böyle durumlar var. Böyle bence. bir şey olabilir mi ya? Ne dediyse doğrudur. Ne dediyse doğrudur sözü Rabbimiz içindir. Peygamberimiz vahiy almadığı konularda hata yapmış ya. Ve o hatası düzeltilmiş. Bunu mesela ben duymamıştım. Ben, bu çok enteresan bir tamam, şey. söyleyeyim. Ben bak. Bir birkaç tane örnek vereyim yani. çok yani çok Kur'ani bir şey. Mücadele Suresi diye bir sure var Kur'an'ın. 58. suresi. bir. Tahrim Suresi diye bir sure var. 66. sure. 2. Abese diye bir sure var. 80. sure. Ya Allah aşkına ya. Atsınlar şu üç surenin ilk dörder ayetini ya bir kere okusunlar be. Bakacaklar. Hazreti Peygamber bir beşer olarak yani Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak hata yapmış ya. Hataları olmuş ya. Vahiy onu hemen düzeltmiş o başka. Hmm. Ne olmuş biliyor musunuz? Hmm. Havle diye bir sahabi hanım. Eşi Evs diye bir sahabi. Evs hanımı Havle'ye Arap geleneğinde bulunan zıhar diye bir şey var. Bir ahlaksızlık. Bunu yapıyor. Ahlaksızlığın da şey açılımı şu, zahar zahar sırt demektir zahar. Zahar da bir adamın hanımının sırtını annesine benzetmesine deniyor, zahar. Yani teknik bir tabir, hmm. yani kardeşlerimi yadırgamasınlar böyle. Ya sen de öyle çok şaşırmış bakıyorsun yani. Bu <laughs> böyle, böyle bir şey. şu an televizyonu izleyen şey tipi var bende, vatandaş tipi var. Olsun. Yani olsun, şaşırıyorum tamam. falan böyle. <laughs> tamam ne kadar güzel yani. Ne yapalım? Hayat öğrenme sürecidir. Biz de öğreniyoruz. Herkes öğreniyor. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz yani. Zamanı önemli değil. Öğrenmemek ayıp yani. Doğru. Zıhar yapıyor. Geliyor bu hanım. Havle denen sahabi hanım. Geliyor peygamberimize diyor ki Ya Resulallah Evs benim eşim. Ben Evs'i çok seviyorum. Severek evlendi. Ben Evs'e birkaç tane de çocuk verdim. Fakat Evs Artık beni beğenmiyor artık vücut yapısından dolayı neyse sebebi hı hı. bana zıhar yaptı diyor yani ona dedi ki sen bana anamın sırtı gibisin bu söz şu demek yani bu bir boşanma sebebi evet, Artık kardeş gibi anne evet. gibi görüyorum Evet yani boşanma boşanmama arası tarif edilemez bir şey ama eşiyle birlikte olmuyor işte yani böyle kadın muallakta kalıyor Peygamberimize gidip diyor ki yani bunu bana yaptı diyor yani. Peygamberimiz diyor ki bu konuda vahiy yok. Yapacak bir şey yok. Boş. Ha. Nasıl olur diyor ama. Nasıl olur? Ben bir yanlışlık yapmadım. Bir iffetsizlik yapmadım. Bir kabahat işlemedim. Neden bu bana böyle bir şey yapar? Ben çocuklarımı alsam fakirim. Bunları ben bakamam. Çocuklarımı evse bıraksam o da çocuk bakımını beceremez. Bu çocuklar perişan olacak. Biz neden boşanıyoruz? Niye böyle bir şey var? Yapacak bir şey yok. Hmm. Bakın bununla alakalı ayet geliyor. Ben şimdi ayeti okuyayım da. Evet. Bir baksınlar bu kitap nasıl bir kitapmış. Baksınlar, Çok merak ettim şu anda. Baksınlar Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak ne diyor bak. Mücadele suresinin birinci ayet. Mücadele suresi. O kadar erkek egemen bir din söylememiz oldu ki mücadele, tartışan kadın anlamına gelen surenin adını da mücadele, mücadele yaptık kar tartışma. <laughs> Kadını saf dışı yapmak için. Yani. O da başka bir <laughs> o da başka bir boyutu olayı. Tabii tabii. Bu İslamiyet'e o... kadın bakış açısını falan ayrı bir programda konuşmak Hangi lazım. Hangi bir program? Kaç program? Değil mi? kaç program? Kaç program? Çok istismar edilen bir konu çünkü. Evet. Ayette diyor ki Allahu Teala. Kad semi'allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Allah eşi hakkında seninle tartışmakta olan ve Allah'a şikayette bulunan o kadının sözünü elbette işitmiştir. Kadın haykırıyor havle. Nasıl olur böyle bir şey? Peygamberimizde o konuda vahiy yok. Geleneğin uygulaması neyse onu, onu yapacağım bir şey yok diyor. Ve teşteki ilallah. Allah'a şikayet ediyor bu kadın. Vallahu yesma'u tahavurakuma. Allah sizin konuşmalarınızı işitiyor. İnna Allaha semi'un basir. Neticede o her şeyi işiten ve her şeyi görendir diyor. İkinci ayette diyor ki: Ellezine yuzahirun minkum min nisaihim. İçinizden her kim hanımlarına zihar yaparsa bilsin ki mahunne ummahatihim. Onların zihar yaptığı kadınlar onların anneleri değil. İn ümmehâtuhum illelâi velednehum. İnsanların anneleri onları kim doğurduysa odur. Ve innahum yekûlûne minel kavli ve zûra. Bu konuda sizin söyledikleriniz yalan ve boş sözlerden başka bir şey değil. Ne oldu? Ha. Peygamberimizin vahiy dışında vermiş olduğu hükmün yanlış olduğu, kadının haklı olduğu tescillendi.